Merhaba minik arkadaşlarım. Bugün sizlere Safari Park'ta dev pancar çılgınlığı hikayesini okumak istiyorum. Hadi gelin hep beraber başlayalım. Wow, burada bir sürü renkli pancar var, gördünüz mü? Evet, hikayemize başlayalım. Gün ışığı Safari Park'ında her zamanki gibi sakin bir akşam vardı. Hey, selam penguen, ne harika bir akşam değil mi? Diye sordu zebra. Penguen kaşlarını çattı. Harika mı? Neresi harika? Bugün parka hiç kimse gelmedi. Yakında parkımızı kapatacaklar. Zebra endişeyle hemen bir toplantı düzenledi. Parka ziyaretçi çekmenin bir yolunu bulmalıyız, dedi. Parkımızı kurtarmanın bir yolu olmalı. Vaktini boşuna harcama, dedi penguen. Kimse buraya gelmez çünkü burası çok sıkıcı. Ama zebra denemekte kararlıydı. Safari park sakinleri kolları sıvayıp ziyaretçi aramaya koyuldu. Bakın, hepsi birer dürbün almış, ziyaretçi arıyorlar. Görünürde kimsecikler yoktu ama. Birden zebra bir sevinç çığlığı attı. Buldum! Pancar! Pancar mı? Ne pancarı? Dedi penguen. Herkes pancara bayılır. Biz de dünyanın en büyük pancarını yetiştireceğiz, dedi zebra. İnsanlar Safari Park'a pancar görmeye mi gelecekler? Çıldırdın mı sen? Ama zebra kararlıydı. Gereken her şeyin listesini yaptı. Bakın, kocaman bir liste. Gübre de ne? Bizim kakalarımız gübre bitkileri kocaman yapıyor. Gübrenin ne işe yaradığını anladınız mı çocuklar? Bitkilerin büyümesine yardımcı oluyor. Safari Park sakinleri işe de bir gübre dağı yapımıyla başladılar. Bakın, kocaman bir gübre dağı. Çıldırdınız mı siz? Diye bağırdı penguen. Bu kadar gübreyle ne yapacaksınız? Park sakinleri tohumlarını ektiler. Fil yardımıyla tohumlarını suladılar ve güneşin etkisiyle tohumlar filizlendi ve büyümeye başladı. Ama içlerinde sanki bir tanesi çok fazla büyümüş gibiydi. "Vuhuu!" diye bağırdı zebra. "Şu pancarın boyutuna bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kocaman. Bu çılgın pancarın büyümesi ne zaman duracak? Mor bir buzdağı gibi oldu." Ve pancar büyüdü, büyüdü. Artık çılgın o pancar ormanı. Ziyaretçiler akın akın dev pancarı görmeye geliyorlardı. Kırış, kırış. Bu arada dev pancar da büyümeye devam ediyordu. Harş, kuruş, hartır. Bu sebze artık çok olmaya başladı. Nasıl durduracağız bunu? Ve pancar büyüdü, büyüdü, büyüdü. Sonunda o kadar büyük oldu ki parkta ziyaretçilere bile yer kalmamıştı. Zebra düşündü, taşındı. Dev pancarı yemeye karar verdi. Hemen işe koyuldu. Çıldırdın mı sen, dedi penguen. Bütün hepsini nasıl yiyeceksin? Zebra zor da olsa kafasına koymuştu. Kararlıydı. Hatta yemeğe başlamıştı bile. Bakın, hart, hurt, şapurt, şüpürt. Ama sonra... Ay, ne yapacağım şimdi? Diye
bağırdı Zebra. Acaba ne oldu Zebra'ya? Yardım edin, dedi kaplan. Zebra hasta. Zebra hasta falan değil, dedi penguen. Sadece biraz. Acaba ne oldu Zebra'ya? Aa, morarmış. Bakın, kocaman dev pancarı yediği için hem şişmiş hem de mor. Aa, ne kadar ilginç değil mi? Normalde zebralar siyah beyaz renkte olurlar. Ve safari parkta mor bir zebra olduğunu duyan herkes akın akın parka gelmeye başladı. Binlerce ziyaretçi dünyanın tek mor zebrasını görmek istiyordu. Çok ilginç. Ben de olsam ben de görmek isterdim. Park sakinleri hep bir ağızdan bağırdı. Yaşasın! Yaşasın! Zebra evimizi kurtardı. Ve penguen ekledi. O da bu durumdan memnundu. Ve bu bir çılgınlık. Evet, mor zebra sayesinde insanlar parka akın akın geliyorlardı. İstediklerine ulaşmışlardı.